Ali, seni bugün değişik bir yere götüreceğim. Biraz nostaljik bir yer. Tarihi bir yer. Ali, bu gibi yerler kayboldu artık. Eskiden tarihi yerlerimiz vardı. Kilimlerimiz nedir, halılarımız nedir, çinilerimiz nedir biliniyordu. Ama maalesef yeni dönemde kayboldu. Burada bak, bunların örneklerini veriyoruz. Ve sana şunu söyleyeyim. Dünyada en güzel Türk çinileri nerede var biliyor musun? Sultanahmet'te mi hocam? Yo, Sultanahmet'te duruyor. Ama müze olarak dünyanın en güzel Çinileri maalesef Berlin'de, Doğu Berlin'de Bergama Müzesi'ndedir. Bir gün oraya gidersen mutlaka onları gör. İnşallah. Ama beraber gidersek ben seni götürürüm İnşallah inşallah. hocam. Evet Ali. Beğendin mi burayı Ali? Çok hoş bir yer hocam. Ha, çok hoş ama ben sana hoş olmayan şeyler anlatacağım. Kafama öyle gelmiş yani. Şimdiye Mesela hocam. kadar hep sana İslam tarihinden güzel güzel şeyler anlattım. Evet. Her nedense bu akşam da sana Hazreti Osman'ı anlatayım diye düşündüm. Çünkü o Hazreti Osman'ın hayatı da, onun hilafet dönemi de İslam tarihinin çok enteresan bir bölümüdür. Hazreti Ömer hayatının sonunda bir köle tarafından suikasta uğradı sabah namazında ve şehit olmadan önce, yani yaralı evdeyken, herkes onun Hazreti Ebu Bekir'in seçtiği gibi bir veliaht seçmesini bekliyordu. Fakat o böyle bir şeye başvurmadı. Şurayı seçti. Nasıl? Ölmeden önce. Ölmeden önce ve isim vererek. 6 kişi, kim bu 6 kişi? Bunlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından cennetle müjdelenen 6 kişi. Bunları şuraya seçiyor. Bunlar hem şura üyeleri hem de halife adaylarıdırlar. Ama 6 kişi olunca 3'er kalabilirler. Diyelim ki Hazreti Ali aday, Osman aday, Abdurrahman aday 3'er kalabilecekleri için Hamidullah Hoca'nın tabiriyle söylüyorum. Teknik bir arızayı gidermek için oğlunu da bu heyete katıyor Hazreti Ömer. Yalnız bir şart var, aday olamaz. Aday olamaz derken saltanatın önünü kesiyor Hazreti Ömer. Diyor ki siz 6 kişi benim oğlumla beraber gidin, birisini kendi aranızdan seçin. Seçtikten sonra da camide biatını alsın ve yürüsün. Bunlar bu şekilde toplanıyorlar. Kim bunlar? Bunlar Hazreti Ali, Hazreti Osman, Sa'd, ondan sonra Abdurrahman İbni Avf, Talha, Zübeyir falan, bunlar toplanıyorlar. Toplanıyorlar. Aralarından bazıları feragat ediyor. Talha feragat ediyor, Zübeyir feragat ediyor. Biri Hazreti Ali adına, biri Osman adına. Geriye Abdurrahman kalıyor. Abdurrahman İbni Avf, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Abdurrahman İbni Avf'ın bir teklifi var. Diyor ki, ben diyor adaylıktan çekilirsem aranızda hakem olma yetkisini bana veriyor musunuz? Her ikisi de, Ali de Osman da diyorlar ki veriyoruz. Bunun üzerine ben çekiliyorum diyor. Çekilince Abdurrahman İbni Avf bunlardan birisini seçecek ve istatistiklere başlıyor. Öyle enteresan ki bizim İslam tarihlerinde mesela İbni Kesir'de görüyoruz. Herkese soruyor, Ali mi, Osman mı? İbni Kesir diyor ki dışarıdan Medine'ye gelmiş olan turistlere bile sordu. Evlerinde çalışmakta olan bayanlara sordu. Çocuklara sordu. Ordu komutanlarına. Herkese sordu. Halife olarak Ali'yi mi istersiniz? Ali'yi mi istersiniz, Osman'ı mı istersiniz? Ondan sonra geliyor evine. Yalnız bu detaya girmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Yaralı olarak şurayı seçince Hazreti Ömer bütün şura üyelerine şunu diyor. Şayet halife olursan kendi akrabalarını milletin başına bela edip
şuraya buraya tayin etme. Kim layıksa onları seç. İşte adaylar ikiye düşünce Abdurrahman İbni Avf sabah namazında Müslümanları Peygamber Mescidi'nde topluyor ve diyor ki şimdi halifeyi seçeceğim. Tıklım tıklım böyle seçecek onları. Hazreti Ali'ye dönüyor. Diyor ki ey Ali diyor şayet seni halife tayin edersem sen peygambere ve senden önceki iki halifenin içtihatlarına uyacağına söz veriyor musun? Hazreti Ali diyor ki peygambere evet ama benden öncekiler gibi ben de müştehidim. Kendim içtihat ederim. Peki diyor. Bunun üzerine aynı suali Hazreti Osman'a soruyor. Ey Osman diyor. Şayet seni seçersem Hazreti Peygamber'in sünnetine ve senden önceki iki halifenin içtihatlarına uyacağına söz veriyor musun? Söz veriyorum diyor. Bunun üzerine Abdurrahman İbni Avf diyor ki ya Rabbi şahit ol ki hilafetin mesuliyetini ben Osman'ın boynuna yüklüyorum. Bu şekilde halife tayin ediliyor ve çok enteresandır. Ben bunu Şii kardeşlerimize de söylüyorum. İlk biat eden Hazreti Ali oluyor. Evet, ilk biat eden o oluyor. Hazreti Osman bu şekilde halife oluyor. Hilafetin ilk 5 senesinde çok güzel gidiyor. Fakat yaşlanmış Hazreti Osman bazı akrabalarının telkiniyle Hazreti Ömer'e söz vermiş olmasına rağmen bazı akrabalarını şuraya buraya tayin ediyor. Ve bu dedikoduya sebep oluyor. Bildiğin gibi Medine muhasara ediliyor. Bu memnun olmayanlar Mısır'dan geliyorlar, işte Basra'dan geliyorlar falan. Ve neticede muhasara edilerek Hazreti Osman'ın şehadetine kadar vardırılıyor. Tabii Hazreti Osman'ın şehadetiyle böyle bir hilafetin bitmesi güzel olmuyor. Çünkü Müslümanlar tarafından yapılıyor bu. Kafirler tarafından şehit edilince bir şey yok. İşte ilk fitne hareketleri bu şekilde bitmiş ve Hazreti Osman'ın şehadetiyle noktalanmış oluyor. Çok üzücü tabii.